Latin Amerika'daki o sürekli soyulma kaygısından sonra ilk izlerim mi? Harika. Çok güzelmiş be. Dışarıda bir sürü insan vardı. Burada kimse yok. Bulunduğum yer işte tam 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir edilen yer. İnanılmaz temiz, düzenli bir yer. Klasik, standart, vizen olsa da sorulan soruyu sordular. Ben aslında 14 saattir yollardayım. En güzeli de bakın şöyle güzel güzel evler. Bu ülke Avrupa Birliği'nde olmasına rağmen euro kullanmıyor. Abi Alanya'ya gitmiş tatile, rakı içtim diye çok iyiydi diyor. Tüplerle diyor, Polonyalılar arkadaşlar diyor. Bak çok sıcakkanlı insanlar. Kahvenin oda bu kadar. Bildiğin bir tane çekyat atmışlar. O kadar çok bomba yağ atılmış ki buraya. Orijinallerin nasıl olduğuna dahi karar verememişler. Çok güzel. Daha durun gitmeyin bir yere, size çok önemli bir şey göstereceğim. Sanki bir ömür geçmiş gibi şu an kamerayı tuttuğumda, sanki aylarca dünya turu yapmamışım gibi videoyu başlatıyorum. Ben Deniz Pehlivan. Dünya turundan döneli 8 ay oldu. Kilolar alındı. Vücudumuz biraz kendine geldi. Toparladık. Kışı Türkiye'de geçirdik derken artık yolculuk yine başlıyor. Aslında aylardır Türkiye'deydim ama bir türlü YouTube videosu yapmakla uğraşmak istemedim. Dinlendim. 9 ayın yorgunluğunu attım. Kendime geldim. Ailemle zaman geçirdim. Ve bugün itibariyle dünya turumun ikinci kısmını Avrupa'dan başlatıyorum. Dostlar, önceden biraz rezillik çektiğimiz yerlere ara vereceğiz. Artık böyle daha rahat edebileceğimiz ülkelere gitmeye başlayacağız. Ve bugünkü durağımız Polonya olacak. Şu anda Ankara'dayım. Ankara'da Pegasus Hava Yolları yeni bir hat açtı. Ankara, Varşova ve Krakow, Ankara şeklinde gidiş dönüş. Her iki destinasyon için de uçak bileti alabiliyorsunuz dediler. Ve ben de çok güzel internette fırsat buldum. Hem de Schengen vizem varken dedim ki kendime şöyle güzel bir yaz tatili hediye edeyim. Doğu Avrupa'dan gezmeye başlayayım. Gidebildiğim yere kadar böyle 40 gün 50 gün boyunca Avrupa'yı gezeyim dedim. Sizlere de yine her zaman olduğu gibi gülüşümden anlıyorsunuzdur. Çok özledim, hani sürçülisan edersek daha fazla video çekmeyi unuttum, yine tekrarlıyorum. Güzel bölümler yapacağım. Gittiğim yerlerdeki heyecanıma ortak olacaksınız. Önce Polonya'dan gezmeye başlayacağız. Akabinde nereye gideceğimize dair hiçbir plan yapmadım. 90 gün çok girişli vizem var Schengen bölgesine. Kafama göre rastgele dolaşacağım. Hazırsanız sizlere dünya turumun ikinci bölümü için iyi seyirler diliyorum. Bana da iyi yolculuklar. Başlıyoruz. Daha önceden Polonya'ya 2-3 defa gitmiştim ama hiç dolu gezdiniz mi derseniz gezdiğimi düşünmüyorum. Öğrenciydik, paramız yoktu, birçok şey yapamadığımızı düşünüyorum. O yüzden şimdi gittiğimde çok güzel böyle rotalar çıkardım. Bilgi dolu yine videolar gelecek. Birazdan uçak kalkıyor. 3-4 saat sonra Allah izin verirse Varşova'dayız. Daha az önce bir otel tuttum. Onunla beraber dönüş bileti aldım çünkü ülkeye girişte isteyebilirler. Schengen olsa bile. Ne yazık ki böyle bir durum olabiliyor. Hani tabiri caizse eşeğe sağlam kazığa bağladım. Oradan itibaren de hemen bugün şehir merkezinde kalmaya başlayacağım ve Airbnb'de tuttuğum evi size göstererek bakalım Polonya'da ilk gün başımıza neler gelecek, hep birlikte göreceğiz. Uçağa doğru gidiyoruz. Özlenen günlerde bugün işte tünel. Ben bayağıdır o Avrupa'nın bu bölgelerine gitmiyordum. Çok heyecanlıyım, sesimden de anlıyorsunuzdur. Güzel olacak ya. Böyle kafamıza göre gezeceğiz. Trenle, otobüsle, uçakla. Hadi bakalım. Limanında yemek yedim. Vallahi uçakta yemek daha ucuz. Şuraya bak. Yani şaka gibi. Saçma sapan bir şeye dünya para verdi. Keşke vermeseymişim. Thank you.
Varşova'ya geldik. Uçağımız inişe geçti, park etti. Şimdi Türkiye'ye giriş yapalım. Ben buraya daha önce yaklaşık 12 sene önce falan gelmiştim. O zaman sırtımızda yine çanta, işte backpacker olarak geziyorduk ama öğrenciydik. Birçok şey deneyimleyemediğimi düşünüyorum. Biraz da hızlandırılmış program gibiydi ve şu an beni en çok şaşırtan çok sıcak hava. Varşova'da bu kadar sıcak bir hava beklemiyorduk. Dünya turunda hatırlarsınız, o zaman da çok spontane geziyorduk. İşte Latin Amerika, Orta Amerika hepsini gezmiştik. Şimdi tek başına olunca insan birazcık daha böyle farklı hissediyor. Yani şeyi algılayamıyorsun. Kimseyle anında paylaşacağın bir heyecan yok. O yüzden sizinle paylaşıyorum. Ve inanın bana yolda karar verdim birçok şeye. Ülkenin en önemli kentinin, yani bizdeki İstanbul'un Taksim Meydanı gibi düşünün. Mekanın tam böyle ortasında meydanın bir ev tuttum az önce havalimanındayken. Şimdi bagajımı alıp oraya gideceğim. Otobüslerle falan rahatça geçiliyormuş. Şöyle bir havalimanı. Polonya son yıllarda çok gelişen bir ülke. Ben şimdi birazcık daha bu 15 sene önceki, 10 sene önceki haliyle kıyaslayarak güzel içerikler yapmayı planlıyorum bakalım. Hadi bagajı alalım. İşte Schengen olmayan ülkeleri görüyorsunuz. Türkiye, Katar, Brezilya vesaire. O yüzden Schengen olmadan buraya girilmiyor. Hatta hatırlarsanız Meksika'ya girememiştim ya. Yani Schengen'in olması bile bazen bir işe yaramıyor. Çünkü senden dönüş biletini istiyorlar. Kalacağın yeri istiyorlar. Vizeni kontrol ediyorlar falan. Çok sevdiğimiz şeyler anlayacağınız. Klasik, standart, vizen olsa da sorulan soruyu sordular. Dönüş biletin var mı? Bu dönüş biletini almazsanız eğer her zaman başınıza istenmeyen şeyler sınırlarda gelebilir. İkna olmazlar turist olduğunuza. Çünkü bundan önceki yıllarda biliyorsunuz birçok insan Türkiye'den, Türkiye üzerinden buralara geldi ve pasaportlarını havalimanlarında attılar. Haberlere de çıktı biliyorsunuz. Ondan sonra iltica ettiler. Vesaire vesaire. Eskiden bu kadar çok sorgulamazlardı. Şimdi Mark sorguluyorlar. Hatta her girişte parmak izi falan da alıyorlar. Az önce yine benim parmak izimi aldılar. Böyle bir durum var. Hazır olursanız hiçbir sıkıntı tabii ki yaşamazsınız. Sonuçta onlar da davasında haklı yani. Olabildiğince ülkenin turizm güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi biliyorsunuz malum Ukrayna-Rusya savaşı olduğu için buralarda pek eski tadı var mı yok mu ben de çok merak ediyorum. Çok ciddi göç almış. Bagajımızı alalım yavaştan. Varşova sokaklarını keşfetmeye başlarız. Ve bagajım Dalaman'dan gelmiş. Size bir şey itiraf etmeyi unuttum. Ben aslında 14 saattir yollardayım. Çünkü önce Dalaman, oradan İstanbul, İstanbul, Ankara, Ankara, Varşova yaptım. Bagajımı da Dalaman'dan vermiştim ve oldukça hafif dünya turunu kullandım. Çantayı kullanıyorum. Bir ara korkmuştum gelmez diye ama geldi. Hadi bakalım. Şimdi bir araba bulup merkeze gidelim. Böyle bir bagaj aldığı alanı var. Ülkenin en büyük havalimanını görüyorsunuz. Çok kolay oldu ya. Vallahi girdik kutsal topraklara. Dünyanın her yerinden uçak var bu havalimanında. Şuradan çıkalım bakalım. Hava çok güzel. Fethiye'deki o yanan sıcaktan sonra burası bayağı serin geldi. Şimdi Uber çağırdım. Burada da Uber çok yaygın. Suyu ihtiyacım oldu. Su aldım şu arkadaki marketten. 30 liraya falan geliyor. Yani şöyle düşünün. Bu ülke Avrupa Birliği'nde olmasına rağmen Euro kullanmıyor. Zloty kullanıyor Polonya para birimi olarak. 4 ile çarparsanız yaklaşık olarak işte 30 liralık bir su aslında bu. Gayet normal. Şimdi Uber'imizi şöyle bir yerde bakın bekliyoruz. Adamlar havalimanının içerisine Uber'e ait bir park alanı yaratmışlar. Şurada taksiler var. Buradaysa Uber'in çağrıldığı alan var. O kadar sistemi övdüm. 20 dakikadır bekliyorum. Bir tane şey bulamadı bana. Şoför bulamadı. Vereceğim para 50 zloty. Herhalde onu beğenmedi. Hala bekliyorum. Millet bak çatır çatır biniyor. Ben burada böyle oturup kaldım tek başıma. Oh be, sonunda oldu. Şimdi gelecekmiş. Arabamın plakası da şu. Hadi bakalım bekliyoruz. Benimki geldi. Bu işte. Latin Amerika'daki o sürekli soyulma kaygısından sonra burası ilaç gibi geldi. İnsanlar çok güler yüzlü, yardımsever.
Bir de Polonya Avrupa'da hani az gelişmiş bir ülke. Fiyatlar vesaire de görürsünüz. Daha uygundur, daha ekonomiktir ama eğitim olarak iyidir. Merak ediyorum ya. İlk izlenimim harika. Like Rocky? It was good? You like it? Abi Alanya'ya gitmiş tatile. Rakı içtim diye çok iyiydi diyor. Türklerle diyor. Polonyalılar arkadaşlar diyor. Bak çok sıcakkanlı insanlar. Hemen sohbet ediyorlar. Yani gerçekten Avrupa'nın çoğunda bulundum ben. Çok az yer kalmıştır ülke olarak. Bunu ilkinden bilmez Polonya'da hissettim şu anlık. Şimdi yolculuk ediyoruz beraber. Her yer yemiş. Uber beni tam şehrin kalbine getirdi. Burası 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir edilmiş ve akabinde replikalarla yeniden yapılmış Old Town, yani eski şehir merkezi. O kadar tatlı binalar var ki bilerek buradan seçtim evi. Şimdi evime doğru yürüyorum. Çok güzel yerlerden geçtim. En güzeli de bakın şöyle güzel güzel evler. Tarihi yerler göreceğiz hep birlikte. Onların hepsini anlatırım ama şu an öncelikle evimi bulmam ve şu bagajlardan kurtulmam lazım. Bir de bayağıdır gezmiyoruz ya, hamlamışız. Keyifli ama artık bir yemek yesem iyi olacak. Abi ben Booking'den falan da otellere bakmıştım. Oteller pahalıydı. Bir de yerleri uzaktı. Gittim. Dedim ki olacaksa dedim buradan olsun işte. En güzel yerden olsun. Old Town'un kalbindeki merkezden olsun dedim ve şuradan bir ev tuttum çatı katı. $55 verdim ama helal, hoş olsun. Çok güzelmiş be. Şu sakinliğe, düzene bak. Şimdi bunların bazılarını Instagram'da da paylaştım. Oradan bakarsanız storyleri orada daha canlı. Anlık paylaşıyorum. Bunların kurgulanması vesaire günler sürebiliyor. Oraya da beklerim. Şunlardan bir tanesi benim evim. Ve açıklamaya da bu geziyle ilgili çok güzel bir özet yazacağım. Oradan bakın. Benim yaptığım her şeyi siz de yapabilirsiniz. Hiç zor değil. Az önceki meydandan şu kapıyı zorla açtım. Benim evim 4. kattaymış. Böyle eski bir binanın içine girdim. Şuradan dışarıda bir sürü insan vardı. Burada kimse yok. Allah Allah. Eski dönemlerden kalma. Tarihi bir binaya girdiğinizi hissediyorsunuz abi. Tamam, sen çıkana kadar çıkacağız. Evim. Güzel evim. Nerede? Yatak odası nerede burada? Bir de bu evin hepsi benim mi ya? Buraya üç ev bölmüşler. He, üçe bölünmüş bu ev. Dur. Ya böyle bir şey var mı ya? Abi o kadar... Fotoğraflara bakıyorsun bambaşka, eve geliyorsun bambaşka. Aa, benim oda bu kadar. Bildiğin bir tane çekyat atmışlar. Normal bir daireyi 3'e bölmüşler. 3 farklı oda var. Her birini $55 kiralıyor. Zaten hissetmiştim bu işte bir şey var demiştim yani. Bu kadar merkezde imkansızdı. Çünkü bakın neredeyim. Neyse zaten bir yatacağım. Sıkıntı yok. Şuranın güzelliğine bak. Şimdi duş alalım. Bir kendimize gelelim ve ondan sonra Vamos keşfetmeye başlarız. Otelden çıktım, bir kendime geldim. Duş aldıktan sonra hiçbir şey kalmadı. Yeniden heyecanda yollara dökülebiliriz. Bulunduğum yer işte tam 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir edilen yer. Arka planda gördüğünüz bütün binalar replika. Yani öyle ki o kadar çok bomba atılmış ki buraya. Orijinallerin nasıl olduğuna dahi karar verememişler. Zorla fotoğraflar bulmuşlar ve aynısını zamanla 60 sene içerisinde yapmışlar. Günümüzde UNESCO koruması altındaki bir meydan burası. Aynı zamanda hem ülkenin hem de başkent Varşova'nın tam kalbi. Burada neler var abi? Restoranlar var, barlar var, böyle rengarenk evler var. Başka hani böyle yeşillik, bağ, bahçe ya da doğaya dolaşmak için göreceğiniz yer az. Onları zaten sonraki bölümde gösteririm. Burası çok yeşil bir yer demiştim ya. Ayrı vloglar yaparız. Şu an açlıktan bitap düşmüş haldeyim artık. Hani gözümden de anlıyorsunuzdur.
bir yemek yiyelim hadi. Bu gördüğünüz noktaların hepsi önümüzdeki günlerde size Varşova'da rehberlik edecek noktalar. Teker teker anlatmaya çalışacağım. Restoranı da var, barı da var, manzara izlenecek yeri de var vesaire. Dedim ya sonraki bölümlerde diye. Şimdi şöyle aradaki sokaklara rastgele daldım abi. İleride şu kule dikkatimi çekmişti. Oraya doğru gidiyorum. Restoran bulmak istiyorum böyle hani güzel bir yemek yemek için ama bir yandan da o kadar araştırmaya takatim yok ki şu an yorgunluktan. Bir şey yiyip geçmek istiyorum. Bakalım. Normalde o kadar açım ki gidip böyle McDonald's'dan bir şey atıştırıp geçeceğim ama sizden laf yerim diye gitmekten vazgeçtim. Çünkü burada şöyle göstereyim dostlar, bakın görünüyor mu bilmiyorum. Bunların mantıya benzer bir yemekleri var, çok meşhur. Hemen gelir gelmez onu tadayım diyorum. Doymazsam başka restoranlara da giderim. Aslında şöyle bir özetleniyor. Polonya'da çok güzel yemekler var. Birçok blogda da okudum. Yani diğer işte Almanya'yı vesaire diğer komşu ülkelerine nazaran mesela daha zengin. Hatta bizim damak tadımıza yakın yerler de var. Onlardan bir tanesi şurası abi. Yorumları falan da çok iyi. Zaten az önce de önünde sıra vardı. Adı Karmik. Burada bu mantı gibi şey denemek istiyorum. Hadi gel. Arka planda gördüğünüz şeyin ismi işte pierogi. Bunların meşhur mantısı. Adam geldi içine de biraz sosundan koydu. Dedi ki bunu kaşıkla ye dedi. Daha lezzetli olurmuş. Bunun fiyatı 38-33 zloty. Dediğim gibi 6 ile çarparsanız TL'sini buluyorsunuz. Bakalım nasıl olur. Şöyle bir şey. Bildiğin koku olarak mantının büyük hali. Çok güzel. Ekmek de geldi yanında. Bizdeki ekmeğin aynısı. Polonya'da aç kalmazsınız. Bir kadeh şarap söyledim. Bunun bile fiyatı 12 zloty, 20 zloty falan. Siz hesaplayın ama ben bunu çok beğendim. Ve porsiyon olarak da beklediğimden daha büyük. Abi yemek çok güzeldi. Beklentimden hem fazlaydı hem lezzetliydi. Yani genelde böyle Avrupa'da bir yere gittiğinizde lokal yemek konusunda standart hani şeyler oluyor ama böyle lokal yok. Bu onlardan biriydi. İşte Gürcistan'da bunu yiyebiliyorsun. Benzerini Kırgızistan'da yiyebiliyorsun. Burada da olması beni şaşırttı. Doydum. Şimdi böyle buranın bir İstiklal Caddesi var. Oraya doğru yürüyorum. Akşamları bakalım nasılmış. Eskişehir'in kalbinden çıktığınızda sizi onların meşhur şöyle bir caddesi karşılıyor. Orada müzisyenler var. İnsanlar akşam yemekten sonra yürüyüşe çıkmış. Hava çiçek. Ben de böyle serseri mayın gibi dolanıyorum. Novi Sviat adında bizdeki gibi böyle İstiklal Caddeleri var diyebilirim. Tam şehrin kalbinde şurada. Şimdi ışıkları beklerken bakın inanılmaz temiz, düzenli bir yer. Bisiklet yollarına çok saygılılar. Trafikte çok saygılılar. Şu ana kadar saygı konusunda Polonyalıları takdir ettim. Buraya gelmeden önce Polonyalılarla ilgili bir yazı okumuştum. Bloggerların bir tanesi yazmış. Sadece hayatlarını yaşarlar. Kimse kimseye karışmaz diyorlardı ve hani beklediğimden hani önceki yıllarda da geldim yine söylüyorum ama çok modern, çok saygılı, anlayışlı bir toplumu görüyorum şu an burada. Akşam oldu, ışıl ışıl her yer. Vallahi hiç otele bile gidesim gelmiyor yorgun olmama rağmen. Böyle şu caddeleri çekmek istiyorum. Ve işte Kebap King adında bir kebapçı da var. Burada her yerde Türk restoranı varmış. Ama buraya kadar gelmişken Türk restoranına gitmeye gerek yok. Yani daha o kadar Türk restoransız ölmüyoruz, yeni geldik. O yüzden böyle farklı mutfaklar deneyeceğiz. Bugün zaten çok bir şey yemek istemiyorum. Böyle dolaşırım. Ama yarın da yarından sonra burada çok kapsamlı videolar yapmayı planlıyorum. Böyle daha dolu dolu içerikler yaparız birlikte. Vallahi artık bayağı yorulmaya başladım ben de. Şimdiden artık otele gideyim. Bir dinleneyim. Yarına sağlam bir enerjiyle bu sonraki bölümde devam ederiz. Güzel bir gezi oldu. Açıklama bölümünde de her şeyi anlatıyor olacağım. Merak etmeyin, oradan da okuyun. Umarım sizler de buraya gelmeden önce bu güzel rehberlerden bir tanesinden faydalanmış olursunuz.
Bir de burada kapatamıyorum yine. Burada çok güzel barlar varmış. Belki de canım sıkılırsa bir tanesinde otururum, birkaç kadeh bir şey içer, öyle yatarım. Size de şöyle son kez göstereyim. Hatta durun gitmeyin bir yere. Size çok önemli bir şey göstereceğim. Bakın Ukrayna Savaşı'nda biliyorsunuz birçok yer kapandı Ukrayna'da, şehirleri ne yazık ki. Şu onların en önemli barlarından biriydi. Diana Visnia, böyle vişneli şarap gibi öyle bir şey yapıyorlar, likör. Burada farklı yerlere kurmuşlar çünkü Ukrayna'daki birçok insan buraya geldi biliyorsunuz. O yüzden işlerini devam ettirmeye çalışıyorlarmış. Sokaklarda böyle kalabalık gördüyseniz bilin ki böyle çok güzel barlar da var. Buna da değinmek istedim, hadi sonraki bölümde görüşürüz.